Borsalarda güzel dayak yedik. Nasdaq 102'ye yakın düzeltti. Bizim portföyle sert darbe aldı. Özellikle Nasdaq'taki en büyük hisselerimizden olan Tesla'nın kaybı %10'ları buldu. Peki ne oldu, ne bitti? Düşüşün temel bahanesi Tesla ve Netflix bilançoları. Aslında Tesla bütün hedefleri tutturdu. Netflix'te de ciroda küçük kayıp var ama abone sayısında büyüme var. Karlılıkta hedefleri çok üstte çıktı. Yani normalde bir düşme olmaması lazım. Fakat tüm borsa böyle tercih etti. Zaten çok uzun zamandır kesintisi yükseliyoruz. Nasdaq'ta yükselme düne kadar yılbaşından beri %44'tü. Bundan dolayı bir yerlerde bir düşüş olur diye görüyorduk. %2'lik dün bir düzeltme geldi. Esas soru şimdi bundan sonra ne olacak? Ve özellikle Tesla gibi hisselerdeki düşüşler nereye doğru gidecek? Bunu birkaç faktör etkiliyor. Bunlardan bir tanesi bu Nasdaq'taki rebalancing meselesi. Yani Nasdaq indeksinin içerisinde büyük teknoloji şirketleri ağırlığını azaltmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı da indeks fonları dediğimiz fonlar, yani Nasdaq indeksine yatırım yapan fonlar kendi içlerinde hisse senedi dağılımlarını değiştiriyorlar. Dün neredeyse bütün büyük teknoloji şirketleri, hisse senetleri S&P 500'den daha sert düştüler. Bugün de bu sarkabilir diye konuşuluyor. Pazartesi günü devreye girecek Nasdaq. Bugün özellikle borsa kapatışından sonra bu etkiler devam eder diye düşünülüyor. Benim hesaplamalarıma göre Tesla'da bunun etkisi mesela 2.6 milyar dolar civarında bir satış. Tesla'nın toplam işlem hacmi ve piyasa değeri düşündüğünde etkisi kısıtlı. Ama tabii bu beraberinde bazı zarar kesleri tetikliyor olabilir. Bazı insanlar panik yapıp ekstra satışlar yapıyor olabilirler. Bu bir faktör olmuş olabilir. Çünkü sırf Tesla'da değil, Nvidia gibi, Apple haricinde aslında bütün teknoloji şirketleri dün sert düşüşler yaşandı. İkinci bir önemli konu, %44'lük rally'den sonra insanlar başka yatırım yerleri arıyorlar. Bunlardan bir tanesi tabii Dow Jones. Dün nitekim Dow Jones'ta yükselme vardı endekste. İnsanlar şöyle düşünüyor olabilir, bu teknoloji çok hızlı geldi. Gelecek haftada Fed toplantısı var. Ya oradan yine sert bir karar çıkarsa, hani faize 25 bas puan bekliyoruz ama üzerine sert bir şey gelirse diye endişeler de var. Bunların dışında bir de rotasyon gördük. Dün ne demek rotasyon? İnsanlar teknoloji hisselerinden çıkıp Dow Jones'a gittiler. Dün Dow Jones endeksi yükseldi. Zaten 9 gündür üst üste yükseliyor. Dow Jones'a daha güvenli diyebileceğim hisse senetleri var. İşte bankalar orada, büyük endüstriyel kuruluşlar orada. Oraya doğru bir kayma var. Bunun sebebi de şu olabilir basitçe. Çok hızlı geldik Nasdaq'ta. Ya insanlar özellikle gelecek hafta Fed toplantısında varken Nasdaq riski ben tekrar göze almayın. Ben biraz buradan kaçayım, daha güvenli şirketlerde durayım diye olabilirler. Bu ikinci boyut. Üçüncü konu, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde opsiyon piyasalarında kapanış günü. Yani opsiyon vadeleri geliyor. Ve tarihi zirve yaşanacak. Temmuz ayının en yüksek tarihteki opsiyon kapanışı var. Bugün 2.7 trilyon dolar civarında. Tabi bu kavramsal değer. Yani şu anda o vadeli opsiyonların hangi fiyatta olduğunu bilmek zor. Bu da piyasaları her zaman etkileyen bir şey oluyor. Bugün bu da piyasaya ekstra bereketlilik getirecektir. Peki temel yatırım tezlerimizde bir değişiklik var mı? Yani enflasyon aşağıya gidiyor ve Fed faizin artışlarının sonuna geldik, bir 25 bas puan artırsalar bile. Hayır, yok aslında. Ama zaman zaman işte bu korkular tetiklenmeyi seviyor. Buradan bir miktar satış yapıp biraz nakite geçmek iyi olabilir mi? Yani eğer kendinizi hedge etmemişseniz, eğer kenarda şu anda hiç nakitiniz yoksa bir miktar iyi olabilir. Çünkü sanki yeni fırsatlar doğabilir gibi gözüküyor. Ama hedge'iniz yerindeyse, zaten bir kenarda bir miktar nakit hazırlamışsanız, ben hatırlıyorsanız Tesla bilançosu öncesi hazırladım. Dün de onları tekrar borsaya soktum. Belki zamanlama amacık erken oldu ama yine soktum. Böyle bir hazırlığınız varsa o zaman dert yok diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönem biraz dalgalı. İşte dediğim gibi bugün bu Nasdaq yeniden dengelenmesi etkilerini göreceğiz. Rotasyonun etkilerini görüyoruz. Bugün opsiyon kapanışları var. Gelecek hafta Fed toplantısı var. Yani biraz yürek isteyen günler bu kadar açıkçası. Eğer trade'e devam edecekseniz kapatın ekranları, biraz bekleyin, şu gürültü bir yatışsın. Yok eğer ben endişeliyim diyorsanız da endişelenmeyecek seviyeye portföyünüzü indirin. Çünkü şöyle düşünmeniz lazım. Eğer portföyünüz her gece uykunuzu kaçırıyorsa, ekranlardan gözünüzü ayıramıyorsanız muhtemelen fazla büyük bir portföyünüz var. Önümüzdeki günleri biraz dalgalı olacağını öngörmek mümkün. Buradan Nasdaq'taki geri çekilme devam edebilir mi? Bir miktar daha da edebilir. Ama ben %5'in üzerinde bir geri çekilme beklemiyorum. S&P 500'de 4400-4500'ü geri çekilme noktası olarak görüyorum. Ondan sonrası biraz beni ürkütebilir. Ama vaziyet böyle. Ben ne yaptım? Dün hedgelerim devreye girdi. Oradan biraz daha ekstra nakit yarattım. Hep hedge almanızı zaten önermiştim. Özellikle Tesla'daki bu %10'luk düşme hedgeleri bayağı bir para kazandırdı. Onları tekrar devreye aldım. Evet de dün toplamda zarardayım. %100 çünkü bütün portfolyoda gerileme var. Bugünü ekranları kapalı geçmeyi düşünüyorum. Tabii sizler olduğunuz için öyle yapmayacağım, size karşı sorumluluğundan dolayı.
Ama işlem yapmamayı düşünüyorum. Bugünü bir atlatalım. Çok panik ortalık şu anda. Sonra tekrar bakacağız ama bir miktar nakitle kalmak, çok kar ettik şu ana kadar. Bir miktar karı realize etmek kötü fikir değil. Ve bunu yapanlara büyük saygı duyuyorum. Kendi riskinizi, kendi duygularınızı yönetmeniz lazım. Borsada bizi test ettiği günlerdeyiz. Temel yatırım tezimde, temel olarak daha hızlı yukarı gideceği tezimde bir değişiklik henüz yok. Ama elbette daha yakından takip ediyorum. Bir değişiklik olursa da sizlere haber vereceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sevgili kanal, hoşçakalın.